Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda değişik bir şey yapacağız. Biraz olsun kendimizi iyi hissedebilmek babına unsuz çikolatalı kek. Yani diğer malzemelerden pek bir eksilmiyor. Yani şekerimiz var, yağımız var, yumurtamız var. Onlar maşallah her zaman yerindeler. Fakat hem gluten intoleransı olan arkadaşlar için hem de birazcık daha kalorisini azaltmak babına İnanılmaz lezzetli bir çikolatalı kek reçetesi bu videoda. Yani her zaman ye, biraz da kendimizi çok kötü hissetmeden yesek hiç fena olmaz. Şimdi ben malzemelerimi hazırladım. Hadi yapmaya başlayalım. Biliyorsunuz ki malzemeler ve önemli notlarımız videonun altında yazıyor. Mutlaka bakın onlara. Başlarken ne yapıyorum? Bitter çikolatam var ama istediğiniz çikolatayı kullanabilirsiniz. Beyaz çikolatayı çok önermiyorum. Sütlü çikolata veya bitter çikolata inanılmaz iyi olacaktır. Eğer ki biraz daha kalorisini düşürmek istiyorsak bitter çikolataya talibiz. Şimdi çikolatamızı ne yaptık? Benmari'de yani altına su koydum. İçinde böyle iki parmak kadar su var. Su koydum. Sos tenceremin üzerine bir tane ısıya dayanıklı kase koydum. İçerisine de çikolatalarımı koydum. Bunun içerisinde eritme işlemine benmari'de eritme işlemi deniliyor. Şimdi benmari'de bitter çikolatalarımı eriteceğim. Burada çikolatalar aşağıdan suyun ısınmasıyla gelen havayla beraber eriyorlar. Eğer ki direkt ocağın üzerine koysaydık bir anda yanacaklardı ve ağzımıza böyle yanık yanık bir tat gelecekti. Onu istemiyoruz. Daha orantılı bir ısıyla erimesi için benmari'de ısıtıyoruz her zaman çikolataları. Erimiş çikolatamı Faruk'un üzerinden aldım. Biliyorsunuz ki bu zavallı yaşanmışı olan ocağımın adı Faruk. Faruk'un üzerinden aldım. İçerisine tereyağı, teremyağı, margarin hangisini kullanmak isterseniz. Yani eğer ki maliyeti biraz kısmak isterseniz tereyağı kullanmayın derim. Fakat tereyağı da her zaman çok güzel oluyor kardeşim. Teremyağı da olabilir. Şöyle karıştırıyorum. Eğer ki erimezse tekrardan benmari'nin üzerine alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok, merak etmeyin. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Tereyağı eridikten sonra içerisine azıcık bir kahve koyuyorum. Çünkü çikolatalı keklere ben çok yakıştırıyorum. Bunu koymak zorunluluğunuz yok. Çikolatayla böyle kahve kokusu böyle gelsin diye. Onu koydum. Ardından kakaomu koyuyorum. Bunu da karıştırıyoruz şimdi. Spatuladan çırpma teline geçtik ki iyice karışsın. Yumurtalarımı yavaş yavaş ekleyeceğim. Hoppa. Bodozlama yapmayın. Yumurta aklarımızı merengi yapacağız. Yani merengi yapmak ne demekti? Bir nevi beze gibi düşünün. Beze yaparken kullandığımız gibi. Böyle hafif kabardıktan sonra içerisine bir tutam tuz atıyoruz. Tuz yoksa krem tartar. Krem tartar yoksa limon suyu. Bunların üçü de birbirine eşit. Ben tuzu tercih ediyorum genellikle. Çırpmaya başlıyorum. Köpürünce tuz atacağım. Biraz daha köpürünce de şekerimi koyacağım. Ve ters çevirdiğimizde düşmeyecek kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Eğer ki ilk başta merenginiz yani kabarttığınız yumurta akları çok sertleşmezse paniklemeyin. Bayağı bir 5 ile 10 dakika arasında ben bayağı bir çırptım. Bakın gördünüz mü? Ters çevirdiğimde düşmeyecek. Merak etmeyin, oluyor. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi şu. Mikserde en hızlı. Bu ister stand mikseri olsun, ister el mikseri olsun, ister çırpma teli olsun. En hızlı durmadan çırpmanız gerekiyor. Çünkü eğer orta seviyedeyse veya yavaşsa istediğimiz gibi kabarmayacaktır. En hızlı alıyoruz ve durmadan çırpıyoruz. Şimdi kabarttığımız yumurta aklarımızı yani merengimizi şöyle aldım. İlk önce çikolatalı karışıma şöyle aşağıdan yukarı doğru havalandırarak, yani artık daha önceki videolarda belki görmüşsünüzdür, buna ne diyorduk? Fold etme. Şöyle şöyle havalandırarak çok azıcık bir parçasını karıştırdım. Sonra biraz daha şöyle alıyorum. Bakın birazcık daha kaldı burada. Bunu da aşağıdan yukarı doğru ezmeden havalandırarak. Şimdi geri kalanını koyuyoruz. Ve tekrardan fold edeceğiz. Yani havalandırarak karıştıracağız. Fold etme de işte havalı ismi. Son parçayı da havalandırarak karıştırıyorum. Sonra hazır. Şimdi bir kenarı 20 santim olan kara bir kalıbım var burada. Ama siz isterseniz 17 santimlik, 18 santimlik veya 20 santimlik çapındaki daire olan kalıpları da kullanabilirsiniz. Bu kelepçeli olanlar genellikle 23 santim oluyor. O da olur. Fakat biraz daha ince olur. Ben birazcık yüksek olmasını istiyorum.
O yüzden de bunun içerisine koyacağım. Bakın gördünüz mü? Ne kadar basit. Şipşak oluyor. Bunun içerisine koyuyorum. Oh mis. Şimdi kalıbımıza koyduk ama isterseniz dediğim gibi hiç kalıbınız yoksa ısıya dayanıklı cam kaseler vardır ya annelerimizin kullandıkları. Onun içerisinde de yağlayıp unlarsanız onun içerisinde de pişirebilirsiniz. Fakat onlar genel olarak biraz daha büyük oluyor. O zaman ölçümüzü iki katına yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bunu ne yapıyorum? Bu minnoşumuzu 180 derece önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika arasında pişecek. Fakat her zaman ne diyorum, sizin kendi fırınınızı tanımanızla ilgili, belki daha az pişebilir, belki daha uzun pişebilir. Ama bir 15 dakika bırakın, hiç kapağını açmayın. Çünkü içerisinde un yok biliyorsunuz, açtığınız anda puf diye çökecektir. O yüzden de 15 dakika pişsin, ondan sonra da kontrollü çubuk sokarak bakıyoruz. Anlaştık mı? Anne o söyle. Kuru çıkarsa olmuş demektir. Fırından çıktı. En sevdiğim kısma geldik. Şimdi ne yapıyorum? Şu kenarlarını bir ayıralım. O kadar güzel kokuyor ki. Unsuz kek mi olur? İşte olur. Şu kenarlarından kesiyorum. Kalıptan ayırıyoruz. Kestikten sonra kalıptan çıkartıyorum. Brownie gibi gözüküyor değil mi? Ya inanılmaz. Hem de kendinizi kötü hissetmeyeceğimiz bir tatlı şimdi bunu tabağa taşıyorum. Kesip koyabilirsiniz veya kırık spatula olarak kullanabilirsiniz. Şöyle altından bunu yerleştiriyorum. İki tane ki kırılmasın eğer bütün olmasını isterseniz. Yoksa keserek de kullanabilirsiniz. Bir de üstüne birebir ganaj döktüğünüzü düşünün, sabahlar olmasın. İçerisinde un olmadığı için böyle puf puf kalmayacaktır. Birazcık inecek, merak etmeyin, bu son derece normal. Hani inanılmaz da çok çökmüyor ama yani içerisinde un yok eninde sonunda. O yüzden de hani böyle çok çok kabarmasını beklemeyin. Brownie gibi duruyor tamam mı? Daha böyle yatay bir şekilde duracak. Ama dediğim gibi üstüne bir de ganaj, birebir ganaj tamam mı? Onu da dökerseniz düşünemiyorum bile. Kesiyoruz. Çok güzel kesiyoruz. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Aynı brownie gibi. İsterseniz üzerine ganaş koyun, isterseniz içine damla çikolata koyun, hiç fark etmez. Hatta çatalla yemesek bile olur. Bak. Ben bunu gömüyorum. Ben bunu bayağı gömüyorum şu an. Vicdan azabı duymadan. Hunharca. Acımasızca. Kendini bilmezce. Tadı aynı brownie gibi olan bu lezzet unsuz kekimizi kaçırmayın derim efendim. Şimdiden ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet bal şekeri olsun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.